Acısı tatlısı var, sevinci kederi var, gözyaşlarımız da var. Arabeskin ritmi gibi, kentlerdeki günlük yaşantımızın ritmi. İş, ev ve alışverişin farklı mekanları arasında gidip geliyoruz. Yoğun bir trafik içinde. Hayatlarımızı bir arada ortak olarak yaşamanın yolu giderek daha çok eğlenceden geçiyor. Kentlerde yaşanan zevkler ve kimlikler zamanla değişiyor. Sesler ve görüntüler de. Hayat öykülerimizi endüstri kentlerinin karmaşık dokuları içinde yaşıyoruz. Çalışma biçimlerinden konutlarımıza, eğlenceden politika yapma yollarına, yeme içme adetlerinden giysilerimize, kendimizle ve başkalarıyla ilişkilerimize dek. Kentlerdeki bu yaşam tarzı popüler kültürün temelini oluşturuyor. Özellikle de büyük değişim dönemlerinde özlediğimiz hayat öykülerinden kalkarak popüler kahramanlar yaratıyoruz. Bu hayatımızı pek değiştirmese de kolaylaştırıyor. Özlemlerimizi ve dertlerimizi ifade etmeyi sağlıyor. Ortak bir kimlik yaratarak. Hem sevilir hem sevilmez, çözülmeyen bilmecedir. Dım dım teke tek, dım teke tek, arabesk. Kentlerdeki eğlence ve zevkler birbirinden farklı. Çünkü kentler farklı kimliklerin bir arada yaşamak zorunda olduğu yerler. Bazen yan yana, bazen karşı karşıya. Kent, birliktelikleri ve çatışmalarıyla karmaşık bir yer. Hak aranır eğer varsa, aranıp da bulunursa, kimin hakkı kimde kalır eğer razı olunursa, haklısın. Kentin karmaşık yapısı insanlara hayatlarını değiştirme şansı da verir. Kentler yoksullukların olduğu kadar olanakların da olduğu yerler. Sevda çeken gönüllere, sevenlere var abes. Fakirlere, zenginlere, entellere var abes. Akşam olur, çelişkilerin üstünü örter. Gündüzün yaşam mücadelesi dinlenmeye çekilir. Neon ışıkları kentin vaatlerini daha bir çekici yapar. Hele ki bunların öyküleri kendi kahramanlarını da yaratmışsa. İşte Urfa'nın köy odalarının Bedir Zarif'i popüler tatlı ses hikayesinin peşine düşer, soyadını Zarif Ses yapar, İstanbul'a gelir. Ben İstanbul'a geldim ama nasıl geldim? At arabamı sattım. At arabam vardı benim. Urfa'nın köylerinden, bazılarından. İşportajlık yapıyordum. Eşya satıyordum. Tırsül, ayakkabı, işportajlık işte yapıyordum. At arabamı sattım. Herkes bana dedi ki, ya kardeşim sende bu ses varken, o yaptığım köylerde, alışveriş yaptığım köylerde ki, madem ki kardeşim gözüm sende bu ses varken sen daha ne duruyorsun? Ya git bak,
Sende beste de var diyorsun. Yani bestelerim var bilmem ne. Yani köy odaları olur bizim orada. Köy odaları olur. Daha doğrusu köy odalarında bana diyorlardı ki Bedir Bey bu akşam bizden kal. Sırf onlara türkü söyleyeyim diye o odada kalırdım yani. O köyde o gençleri kırmazdım. O odada otururdum. Türkülerini söylerdim. Bir zamanlar çok yalvardım, seni konuma takardım. En sonunda terk edildim, kendi canımdan usandım. Evimi sattım. Yani evimi de satayım dedim. Zaten atarımın parası yetmez. Sattım. Yani aşağı yukarı hepsi 15 milyon tuttu. Bedir'de Cenab-ı Allah'ın verdiği bir ses, bir de ümit var. Ama müziğin de endüstrisi var. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı. Yani İMÇ. İMÇ Türkiye'de müzik üretiminin kaynağı. Bu yolla duygularımızı yönlendiriyor. Popüler kahramanlarımızı oluşturuyor. Şirketler, yapımcılar, stüdyolar. Reklamlarıyla, sermayeleriyle. Ve geldim, Topkapı'da indim, işte şirketlere gittim. Hangi şirkete gittiğim zaman benim sesimi dinlemeden 80 milyon, 70 milyon, 100 milyondan bahsettiler. Şimdi ben Cenab-ı Allah bana ses vermiş. Ama bu sesi herkese vermez. En azından şu yani o tür kayıt mayıt işlerinde bize bir miktar para vermek zorundasınız. Ya kardeşim şimdi sen benim sesimi dinlemeden, hani bestelerimi dinlemeden nasıl böyle karar verirsiniz ya? Hani hayret bir şey yani ben gerçekten üzülüyorum yani. Yani kendim için demiyorum vallahi. Benim gibi insanlar vardır yani, yetenekli insanlar vardır. Yani mesela adam benim sesimi dinlemeden diyor ki 78 milyon. Kardeşim benim bir sesimi dinle. Bir beste mi dinle ya? Senin durumunu aklıma getiren bir film görmüştüm. Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptı Muhsin Bey. Görmüş müydün bu filmi? Yani zaten ben tahmin ediyorum benim aşağı yukarı ona benziyor benim şeyim. Yani hikayem. Yani o Muhsin Bey kibar nazik miydi neydi? Ali Nazik. Ali Nazik. Ali Nazik'in elinde. Şener Şen Muhsin Bey yani yardımcı oluyor. Bana gelecek kimse yardımcım olmuyor. Keşke ben o durumda olsaydım diyorum. Değil mi? Yani bizim aramızdaki fark bence odur. Çıktın mı? Hoş gelmişsin. Buyur. Seni dinlemeye geldim. Nasıl lan? Beğendin mi? Arabeske başlamış. He, istiyorlar. Türkiye arabesk karışık. İbrahim gibi. Hay ağzını öpen, İbrahim gibi ha. Nota ne oldu? Solfej. Boş verdik. Böyle idare edik be hacamı. Riski içen mi? İstanbul büyük bir şehir. Metropol şehirler, yani büyük şehirler gerçekten bir gariban, yani bir gariban deyince yani bir yeni gelen bir insan, o Anadolu'dan gelen bir insan için korkunçtur. Yani aç kalmak bile vardır. Hani insan aç kalır bile yani, aç kalır. Ama benim akrabalarım olduğu için pek Allah'a şükür, gerçi iki aydır da ama ben bir zorluk çekmedim. Urfa'da yani mesela diyelim yolda gidersin, herkes birbirine selam verir. Burada ben birisine selam verdim. Ben hala bir adama selam verdim. Dedim selamünaleyküm. Ve dedi kardeş ben seni tanımıyorum. Ya tamam tanımıyorsun ama ne var yani Allah'ın selamı dedim. Biliyor musun bir fark hemen burada diyebilirim yani. Yani fark budur yani. Ben bir gence yolda dedim ki kardeşim dedim. Filan sokak nerede gidilir? Tamam mı? Şey yaptım yani, arkadaşıma sordum. Yani dedim arkadaşımın evine gidecektim. O arkadaşa sordum. Dedi kardeşim dedi, başka İstanbul mu yok be dedi. Git be kardeşim, sabah seninle mi uğraşacağım dedi. Ya dedim ne var ya, yani
Tamam koçum dedim. Yani baktım genç biraz havalı. Dedim tamam hocam. Sen haklısın dedim. Biraz ilerledim. Baktım bir tane lahabada yazıyor. Adrese sormak özrede tabidir. Allah Allah. Vallahi dedim yani değişik böyle bir şeyler yani değişik ama ne kadar olursa olsun İstanbul'un insanları daha doğrusu büyük şehirlerin insanları ben yani kültürlü anlayışlı görüyorum. Kentlerdeki mal mülk sahipleriyle yoksulların yaşam biçimleri birbirinden ayrı. Gençlik kültürü, durmuş oturmuş insanların kültüründen, okumuşların kültürü de okumamışlardan. Kentlerdeki farklı kültür öbekleri artık birbirinden ayrışmış durumda. Gecekondu mahalleleri de kendi kültürünü üretti. Yardım görmeden, geçmişin bilgisiyle kentte erişebildiklerini birbirine kararak. Tabii gecekondu aslında birazcık da artık olmayan, yitirdikleri evlerin ifadesi gibi. Sanki gecekonduyu ben o yapılan evleri bir dua gibi görüyorum. Bir şey adıyorlarmış gibi. Hani gidersin türbenin önüne mum yakarsın. Aslında gecekondunun kendisi bir evi özleyen bir şey gibi görünüyor bana. Bir evden çok. Beni hep o insanların evlerini yitirmiş olmaları, benim de yitirmiş olmam, yüzlerindeki ifade, o geçmişlerinden kopmuş olmaların ifadesi ve oradaki masumiyet, razı oldukları şey. Çünkü bu insanların köyde daha iyi bir hayatlarının olduğunu düşünüyorum ben. Kente gelip razı oldukları şey hep üzdü ve düşündürdü. İstanbul'a ilk geldiğinde ne hissettin kentle karşılaştığın zaman? Doğrusu çok trajik bir biçimde yaşamadım ben göçü. Tek acı veren şey ablamın köyde kalmış olmasıydı. Onu özlüyordum. Yani yoğun bir özlem duygusu hatırlıyorum o zamanı döndüğümde. Ama 9 yaşında bir çocuğu köyden alıp kente getirirseniz kent büyüler o çocuğu. Işıklar, sular içinde tahta evlerle dolu bir şehir. Tabii ki büyüleyici geldi. Ama bu büyü yavaş yavaş dağılmaya başladığında ben büyürken anladım ki bu şehir bana yardım etmiyor. Çünkü şehirde gördüğüm hiçbir şey benim geçmişimle bağ kurmamı sağlamıyor. Sanki geçmişim işe yaramaz bir hale geldi. Bir de tabii işin hoş tarafı var. Çocuk göç yaşıyor ama köyde yaşıyor. Köyden insanlar alıp başına gidiyorlar. Arkadaşları göçüyor, bir şehre doğru gidiyorlar. Sonra sıra bunlara geliyor. Bunlar da kalkıp şehre geliyorlar. Diyor ki, en çok şaşırdığım şey bütün bu insanlar bu koca şehirde birbirlerini nasıl buldular? Hoş geldin hocam. Hoş geldin Konca. Hoş geldin. Hoş bulduk dedim. Bizim ev sahibi hanım nerelerde hacım? Buralardaydı hacı amca. Çocuklar, baksanıza. İnsan şu karşılarda oturmalı ki. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kente geçenlere hoş geldin diyen akraba ve hemşeriler hep oldu. Birlikte mahalleler kuruldu. Derken düşmüş, ayağını incitmiş. Bir soluk ona bakayım dedim. Buyurun, buyurun. Gecekondular, kentteki hizmetlerin sınırlarını ortaya çıkardı. Toprak rantı ve plansızlığın yarattığı sorunlar önem kazandı. Her şeyden öte, kentli olmanın anlamı tartışılmaya başlandı.
Asıl mesele bence sizin de buyurduğunuz gibi şehre büyük köylü kitlelerinin akımıyla başlayan lümpenleşmedir. Köylünün köylü karakterinin hırasını kaybedip işçi de olamadığı, şehirli de olamadığı ortada bir yerde iki ağda, iki derede kaldığı durumdur. Bu durumun özelliklerinden en büyüğü tabii yiğitlik kültürün yerine nerede olduğunu, bu Almanya'dakiler için de söz konusudur, Alman işçilerimiz için de söz konusudur. İçinde yaşadığı yaşamı tam kavrayamadığı ama eskisiyle de yaşayamadığı, dolayısıyla köklerini kaybedip yeni kök bulamadığı bir hayat tarzı. Köşe dönmek esprisi işin içine giriyor. Köşe dönmeyi de mizahçılar şöyle tanımlıyorlar. Bu işin teorisyenleri. Şimdi gece kondutasınız, önünüzde apartmanlar var. Apartmanın köşesinden dönünce karşıda şehrin ışıkları. Buraya gireceksiniz ki burada köşe döneceksiniz. Dönemezseniz kader. Büyük göç olmuştur şehre. Köylünün ekonomik şikayetleri, köylünün yaşamada çektiği güçlükler, daha bunlar harp sonrasına, bir ikinci dünya harbi sonrasına kadar devam etmiştir. Ve sonrasında harbin Menderes hükümetleriyle büyük paralar gelmiştir yardım olarak. İmar yolları açılmıştır şehirlerde. İkame sanayi dediğimiz sanayi başlamıştır. Bir iş alanı açılır gibi olmuştur. Motorize tarım başlamıştır. Tarım kesiminde bir suçun işsizlik artmıştır. Dolayısıyla şehre akım hızlanmıştır. İstanbul bir anlamda bugün ne gerçek anlamda bir kent ne de gerçek anlamda bir köydür. Gerçek anlamda kent derken bir batılı kenti kastediyorum. İşte muazzam bölgeler kuruldu. Eski İstanbul'u 3 kat aşacak geniş alanlarda işte binalar, şunlar bunlar yapıldı. Bunlar hep bir takım asgari ihtiyaçlara göre yapıldı. Yani insanlar tepelerine bir çatı koymakla yetinmek durumundaydılar. Burada sosyal hayatı, kültürel hayatı geliştirecek hiçbir şeye, kurumlaşmaya yer verilmedi. Yani önümüzdeki dönemde İstanbul'un zaten büyük sıkıntısı bu olacak sanıyorum. Köy bildiğimiz gibi seliyle, donuyla, fırtınasıyla her zaman doğanın tesadüflerine, sürprizlerine açık bir hayat tarzıdır. Hastanesi yoktur, okulu yoktur, sığınacak yeri yoktur. Derme çatma evlilerdir. Hatta bugün gördüğümüz gibi çift tehlikesi altındadır hepsi. Buradan güvenli bir yere gitmek, okulu olan, hastanesi olan, kolay yaşanır gibi gelen, ulaşımı olan, eğlence yeri olan bir değişik bir yaşam ufkudur. Bu bir çekim alanı yaratmaktadır. Fakat ne gariptir ki bu çekim alanı olan şehir bizde bu sürecin başlamasından 10-15 sene sonra elimizdeki şehirleri köyden de güvensiz hale getirmiş. Bir acayip ucube çıkarmıştır ortaya. Yani güvenlik dediğimiz şey, şehirden beklenilen güvenlik büyük bir güvensizlik haline gelmiştir. Bu güvensizliğin içinde iş bulma güvensizliği, yaşama güvensizliği, bütün bunlar
bir de kültürel ayak bastısız olmuş insanlarda bir şikayet yahut coşarak kendilerine kişilik bulma merakını doğurmuştur. Sen onun yolunu gözlerken başkasıyla tüy yok. Elini sallasan elini sallayın. Kente yeni taşınanlar eski kentlilerle karşılaşınca ortaya bir kültür çatışması çıktı. Bu yeni sayılmazdı. Türkiye batılılaşma serüveninde Doğu ve Batı, Alafranga ve Alaturka ikilemlerini 150 yıldır yaşıyordu. Ama 1950'ler sonrası hızlı kentleşme Kır'ı da kente taşıyınca çelişkiler keskinleşti. Bana ait bir yerin olmamasından ben şikayet ediyorum. Ben nasıl ki daha önce gelmiş, kendine ait bir hayat kurmuş, ailemden bana kalan bir iki şey vardı, işaret vardı. Bu işaretlerden bir tanesi işte bu insanların yaşadıkları evlerdi ve benim de doğduğum bunlardan bir tanesi benim doğduğum ev. Saraçhane başında doğdum ben, ahşap bir evde. Annem de orada doğmuş. 2 yıl oluyor. Şöyle bir enteresan durum oldu. Belediye başkanıyla randevum var. Fakat erkenciyim daima randevulara. Ve o sırada dedim ki bari istifade edeyim. Belediyeye gitmeden önce evimin yerini, doğduğum evin yerini bir göreyim. Acaba bulabilecek miyim diye. Orası da tabii kazınmış, bir park var, üzerinde kahveler var falan. İyi dedim işte, etvayenin kapısına göre, şeye göre, Bozdağ'ın kemerindeki çocukluğumuzun işte oyunlarının geçtiği kemer gözlerini kerteriz alarak falan, caddeye göre de biraz seyredip adımlayarak tam evin yerini bulduğumu zannettim. Ve orada birkaç sandalye var. Çünkü bir gazino, yani açık hava şeyi, kahvesi. Oturdum, bir sigara yaktım. Böyle kemere bakarken falan bir genç garson geldi. Yani mavi bir önlük giymiş falan. Amca dedik, oradan kalk dedi. Niye derken, kalk buradan dedi. Burası aile yeri, git oraya otur. Şimdi dedim ki tamam, tamam git dedim, git başımdan. Ben, amca dedi falan, git oğlum dedi. Ondan sonra fazla aldım fakat baktım bir ikincisi başıma dikildi. Amca dedi, sana dedi çocuk söyledi dedi, burası dedi aile yeri dedi. Dedi sen de şuraya otursan ne olur ya falan dedi. Dedim ki, hayır ben burada oturmak istiyorum. Çünkü burası da aile yeri dedim. Dedik ya zaten, dedim ki bu benim ailemin yeri, ben burada doğdum dedim. Ya. Şimdi anlamadı tabii. Burada doğdum, sandalye, bu yaşlı adam burada. Biraz bozuk gitti, derken patron geldi. Dedi ki, size söylenmiş dedi, burada dedi. Aile yeri dedim, söyledi dedi falan. Dedim ya bir dakika otur. Şu dedim, gördüğün yerde benim ailemin evi vardı. Fatih yangında yandı. Onun arzısının yarısı satıldı. Buraya ev yapıldı. Onun içinde benim annem doğdu. Ondan sonra da ben burada doğdum. Şimdi dedim burası kazındı. Ve ben bugün buraya gelip onu... Onunla şöyle geçmişle şu kemere bakarak... Ve dedim mi? Bu mu dedim aile? Tabii o sırada biraz böyle bir 100 metre falan ileride... Müthiş böyle bir grup var, göbek atıyorlar hep beraber. Böyle 18-19 yaşında kızlar herhalde lise
filan veya işte Fatih. Yani oradan ya bize yani Hüseyin de son günleri okullarında filan eğleniyorlar çocuklar. Yani güzel. Ona ay orada başı örtülü bir kızla sevgilisi var, elle tutuşmuşlar. Bunlar güzel şeyler. Fakat nedense benim varlığım orada aileye karşı bir olay olarak gözüktü. Aile neyse. Velhasıl adamcağıza ben bunu anlattığınca adam dedi ki, özür dilerim dedi. Durumunuzu anlıyorum dedi. Ben de Beşiktaşlıyım abi dedi. Ben dedi siz dedi şimdi anılarınızla baş başa ver bir kahve. Sonra da biraz sinirli, biraz gülen bir halde içten o kahveyi içip kalktık. Yani şimdi İstanbul'da belli mekanlarda yaşayan insanlar öbür kesimin bulunduğu mekanlara ayak basmıyor. Bu böyle karşılıklı birbirini tamamlayan ve dolayısıyla karşılıklı birbirini dışlayan yapıların oluşmasına yol açıyor. O çerçevede yani bir kültür içinde yaşayan insanlar öbür kültürdekilere biraz uzaktan hatta zaman zaman sevimsiz bir şekilde bakabiliyorlar. Geldiniz bizim şehrimizi mahvettiniz diyenler var. İşte öbür tarafta onları züppe olarak görenler var. Yani bu böyle bir ayrışma gittikçe güçlenmeye başladı. O gece kondular minicik şey otlara benziyor. Onları sökmek çok kolaydı. Bugün bile eğer toprağa nüfuz etmemişsen, rant haline gelmemişsen, apartmanlaşamamışsan gelip adam senin evlerini söküp yerine işte villalar koyuyor. Ya da apartmanlar dikiyor. O yüzden bizim kurtuluşumuz aslında kentlere benzemekti. Hiç benzemek istemediğimiz halde, başlangıçta hiç benzemediğimiz halde. Türkiye'de en önemli kesim artık sportacılardır. Sihir halinde dolaşan unsurlardır. Bunlar İstanbul'un asli unsurları haline gelmiştir. Şehir buna hazırlıklı değil. Hiçbir şeyle hazırlıklı değil. Kanalizasyonundan işte elektrik tesisatına vesairesine kadar. Dolayısıyla gelen insanlar bir kere hani geleneksel deyimle taşı toprağı altın diye geliyorlar ama suyu toprağa cıvık, kanalizasyon, mikrop bir ortamla karşılaşıyorlar. Yılda 400 bin kadar arttığını biliyoruz İstanbul'un. Bugün Zürih şehrinin toplam nüfusu 400 bin. Demek ki İstanbul'a her yıl bir Zürih ekleniyor. Bunun da başa çıkmak zorunda olan da az ülke var dünyada, az şehir var. 19. yüzyılda batıda da benzer süreçler yaşandı. Endüstrileşmenin en dramatik sonuçlarını halk kitleleri yaşadılar. Ya sarhoş olacak, ya ölecek, ya köşe dönmeye çabalayacak, ya da mücadele edeceklerdi ekmek ve konut için. Çalışma ve iş güvenliği için, kendilerini geliştirmek ve özgürce ifade edebilmek için. Hem biz o insanların kente gelmesini istiyoruz, kentler gelişsin istiyoruz, asfaltlar dökülsün, apartmanlar, gökdelenler yapılsın, işte kanalizasyon çözülsün. Bunu kim yapacak? Bunu aslında göçle gelen insanlar yaptılar. Bu kenti sadece gecekonduları değil, kenti değiştiren, emeğiyle değiştiren insanlar onlar. Hem bu insanlar buraya gelsinler dedik, dendi, hem de gözümüzden uzak bir yerde yaşasınlar.
Yeni kentliler ekmek ve yaşam kavgası vermek zorundaydılar. Ama şarkılara da ihtiyaç vardı. Yaşadıklarını şarkıya dökmek de bir direnme ve güç kazanma yoluydu. 1960 sonlarından itibaren Orhan Gencebay'ı sahiplendiler. Onun şarkılarıyla hayat öykülerine anlam verdiler. Hatasız kul olmaz hatamda, sev beni dermansız derd olmaz. Gencebay dünya derdini aşk derdiyle dengeliyordu. Aşkı yaşamakla bir tutuyor, bırakın da yaşayalım diyordu. Kula kulluk olmaz, mertlik nerede, vefaya ne oldu diyordu. Bunları da zamana uygun bir ritim ve karma bir müzikle söylüyordu. Bazıları benim çalışmamı yalnız kırdan kente göç eden insanla bağdaştırıyorlar. Onunla bir paralellik kuruyorlardı. Ben bunun tamamıyla böyle olmadığını söylüyorum. Çünkü bütün Türkiye göç de etmemişti ayrıca. Kasetlerimiz her yerde satıyordu. O anlayışa göre kasetlerimiz, plaklarımız yalnız gecekondularda satmalıydı. Bizim kasetimiz hem gecekonduda satıyordu, ilgi görüyordu. Şimdi bir şehrin en ücra köşesinde de ilgi görüyordu veyahut da en daha ekonomik düzeyi iyi olan yerlerinde de ilgi görüyordu ve köyde de ilgi görüyordu. Kent kenarlarında yaşayanların sahiplendiği ikinci popüler kahraman Ferdi Tayfur oldu. Tayfur, erkekler ağlamaz denen bir toplumda erkeklerin de ağladığını gösterdi. Siz genelde üzüntülü temaları, konuları seçiyorsunuz. Sizce halk genelde kederli bir halk mı, Türk milleti? Genelde öyle, evet. Genelde... Mesela bir mevlüt okunduğu zaman ben gözlerim dolar. Efendime söyleyeyim, yani hiçbir şey yoktur. Fakat televizyonda hafız çok güzel bir mevlüt okuyordu, gözlerim dolar. Tüylerim diken diken olur yani. Bir de benim tüylerim diken diken etmeyen şarkıyı sevmem. Mesela bana sorduğunuz zaman falan şarkıyı sever mi, falan sever misin dedim. Ben dinleyeceğim. Hafif benim tüylerim diken diken etti mi tamamdır yani, o şarkıyı severim. Ben bağlama çalıyordum bir defa yani. Ondan sonra işte bağlamadan belki biraz hayatımı kazanırım diye peşine düşmüştüm. Saz çalıyordum. Tek arkadaşım benim sazdı zaten. Hayatta benim fazla bir arkadaşım olmadı. Çünkü okul hayatım olmadığı için insanlar sosyal hayata bence oradan başlar. İlkokuldan başlar, ortaokul, lise, üniversite giderler. Ama benim öyle bir şansım olmadığı için benim tek arkadaşım elimdeki sazımdı yani. Onunla dertleşirdim. Gencebay 60'lı yılların çocuğuydu. Çekilen acılar boşa gitmez diyordu. Tayfursa 70'lerin sonlarında, çalkantılı yıllarda ünlendi. İkisinin şarkıları da tüm yurdu dolaştı. Ve 80'lerde arabesk, Türkiye'deki kültür tartışmasında baş yeri aldı. Orhan Gencebay'ın hastasıyım mesela ben. Yalan yok. Ben Orhan Gencebay'ı severim. En çok ne süre, müziğinde ne sana yakın geliyor Orhan Gencebay'ı? Orhan Gencebay'ın şöyle bir şey söyleyebilirim. Yenilikler ortaya koymasını. Orhan Gencebay'ın yenilikler ortaya koymasını seviyorum ben. Çünkü yeni parçalar çıkarıyor adam. Hakikaten değerli bir sanatçı. Senin sesine
Şimdi sanatçılarla şu anda mesela adı geçen, ünlü olan sanatçılardan kime benzetiyorsun? Şimdi ablacığım, ben benzetmek istemem ama biraz Fatih Sarsa benziyor ama bu şibeden kaynaklanıyor. Ben ne kadar şey yapıyorum, Tatlı Ses'e gidiyor. Yani ne kadar şey yapıyorsam, yani şey yapıyorsam deyince, ne kadar kendimi kontrol ediyorsam, benziyor, ne yapayım? Benziyor. Yani şivadan kaynaklanıyor bu. Şivadan benziyor, evet. Peki, benzetmek istemem. Demin Orhan Gencebay'ı çok sevdiğinden söz ettin. İstersen Orhan Gencebay'dan bize bir şarkı söyle. Evet, söyleyeyim. Bir yarım tane. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene ve yazıklar olsun. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene ve yazıklar olsun. Ben mi dedim kader sana mahkum etmem? Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülere yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler, hasret çeken gönül benim mi olsun? Ben ne yaptım, kader sana mahkum ettin. Beni bana her nefeste bin sitem var, şikayetim yaradana. Yaradana şaşıram, sen mi yoksa bu ben mi?